Herkese merhabalar. Etrofil'e hoş geldiniz. Ben Havva Tatar. Bugün sizlerle birlikte örmesi kolay, kalıbı kolay, örmeyi yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapacağı saçaklı, spor, şık bir yelek yapacağız. Kolay örgü severler, orada mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Örerken kullandığımız ipliğimiz etrofil inci. Dokusu çok güzel, pürüzsüz bir yapıya sahip. Yüksek kalite standartlarında premium anti-peeling özelliği ile üretilmiştir. Bu özelliği sayesinde tüylenme, topaklanma ve alerji yapmaz. Sağlam ve dayanıklı yapısı, solmayan canlı renk özelliği ile emek vererek yaptığınız ürünleri çok uzun süre yeni gibi kullanabilirsiniz. Üstelik canlı ve soft olarak birçok renk seçeneği var. Orta kalınlıkta bükümlü bir ip. Bükümlü oluşundan dolayı örerken katlarına ayrılıp tığınıza, şişinize takılmıyor. Bu da kolay ve keyifli bir örgü örmenizi sağlıyor. İpimiz çok sağlam ve dayanıklı. Bu özelliğiyle amigurumi, çanta, çorap, patik ve ev ayakkabısı gibi ürünlerin yapımında, ayrıca çocuk, bebek ve kendiniz için yapacağınız hırka, kazak, şal gibi daha birçok projenizde güvenle kullanabilirsiniz. Bir yumak 100 gram 230 metredir. İçeriği %100 premium anti-peeling akrilik. Şiş numarası 4-5, tığ numarası ise 2,5 milimdir. Yeleğimiz 3 parçadan oluşuyor. Dümdüz örüyoruz. Kol oyuntusu, yaka oyuntusu yapmıyoruz. Boyuna değil enine örüyoruz. 1, 2, 3 parça örüyoruz. Omuzdan, iki omuzdan ve iki yanlardan birleştiriyoruz. Aynı içindeki desenden iki sıra kenarına oya yapıyoruz. Saçaklarını da takarak bitiriyoruz. Yeleğimizi örmeye arkadan başlıyoruz. Antik mavi rengi iplimizle başlıyoruz. Yeleğimizi yan çeviriyoruz. Enine örüyoruz. Zincir çekeceğiz. 70 tane zincir çekeceğiz. El ayarınız çok gevşek veya sık olabilir. O yüzden santim ölçüsü veriyorum. 41 santim zincir çekip onun üzerine başlayabilirsiniz. Ben 70 tane zincir çekeceğim. 70 zincirle örgümüze başlıyoruz.70 tane zincir çektim. Şurada parmağımla tutuyorum. 1, 2, 3. 3 tane de trabzan için çekiyorum. Tığımı ip doluyorum. Zincirimin üst tarafına, şu kısmına bir tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Zincirimin 70 tane zincir çekmiştim. 70 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimin üst kısmına yapıyorum. Şu arkasını çevirdim. Üst tarafta şuradaki ilmeklerinden geçirerek ikili trabzan yapıyorum. Zincirin bu kısmına, şuraya değil de bu kısmına trabzan yaptığımda örgümün başlangıcı hem esniyor, sıkmıyor, hem de örülmüş gibi düzgün duruyor. O yüzden ilk sırasını zincirimin üzerine, zincirin şu kısımlarına tığımı batırarak ikili trabzan yapıyorum. Her zincire bir tane gelecek şekilde sıramın sonuna kadar ikili trabzan yaparak örüyorum. Sonuna geldik.
70 tane baştaki zincirle birlikte 70 tane trabzan yaptık, ikili trabzan. Bir de zincir çekiyorum. Kesiyorum ipimi. İpimi burada geriye doğru şu başlangıç kısmına yedirerek ipimi temizliyorum. Her sıra renk değiştirdiğimiz için iplerimizi de kesmek zorundayız. Temiz bir şekilde örmek için burada sıramızın sonunda ipimizi geriye doğru ilmeklerin içinden kaydırarak temizliyoruz. Fazlalık ipimizi de keserek temizlemiş oluyoruz. Modelimizin bu kısmıyla devam ediyoruz. Onun için gri renkli ipliğimizi kullanıyoruz. Gri renkli ipliğimizle ikinci sıramıza başlıyoruz. İlk trabzanımız dışarıda, iki trabzanın ortasına gelecek şekilde tığımızı geçiriyoruz. İpliğimizi alıp 3 tane zincir çekiyorum. 1. Bu arada ipliğimi de zincirin içinde yediriyorum. Bu tarafa alıyorum. 2. İpliğimin ucunu diğer tarafa alıyorum. Zincir çekiyorum. 3. 1. 2 trabzan atlıyorum. 2 trabzanın ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 2 trabzan atlayıp 2 trabzanın bitimine bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir, 2 trabzan sonrasına bir sık iğne şeklinde sıramın sonuna kadar örüyorum. Sıramızın sonuna geldik. 1, 2 zincir çektim. Son trabzanımız kalıyor. Bir tane zincir çekiyorum. Sık iğnemden sonra ipliğimi kesiyorum. Yine ipliği bu şekilde üst tarafta örgüme yediriyorum. Tekrar mavi ile örmeye devam ediyorum. Baştaki trabzana tığımı batırıyorum yan tarafına. Ördüğüm sık iğne iç tarafta kalıyor. Tığımı batırdım. Yine ipliğimin ucunu zincirin içinde yedirerek kaybediyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Burada fileler yapmıştım. Bunların içine her birine İkişer tane ikili trabzan yapıyorum. Ara kısımlarda zincir çekmiyorum. Bu şekilde iki tane. Bir sonraki file kısmına yine iki tane. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde örüyorum. Sıramızın sonuna geldik. Filemizin içine iki tane yaptım. Son trabzanımızda bir alt sıradaki trabzanın tepesine de yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekerek örgümün sonunu sağlamlaştırıp ipliğimi kesiyorum. Yine aynı şekilde ipliğimi örgümün üst kısmına, zincir gibi olan kısmına her ilmeğe tığımı geçiriyorum. İpliğimi alarak içinde yediriyorum. Her ikili trabzan sırasından sonra bir sıra gri ipimizle iki zincir bir sık iğne şeklinde örüyoruz. İlk trabzanımızı bırakıyoruz. İki trabzanın ortasına tığımızı geçirip 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. İpliğimi de bu şekilde ucunu da zincirimin içinde yediriyorum. İki trabzan atlayıp
bir sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 2 trabzana atlayıp bir sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir, bir sık iğne. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde tekrar ederek örüyorum. Açık mavi renkli ipimizle örgümüze devam ediyoruz. İlk trabzanımıza tığımı batırıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bir önceki sıra 2 tane çektiğim zincirlerin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir sonrakine yine 2 tane arada zincir çekmiyorum. 2 tane ikili trabzan, bir sonrakine 2 tane ikili trabzan şeklinde sıramın sonuna kadar tekrar ederek örüyorum. Modelimizi bu şekilde örüyoruz. Bir sıra ikili trabzan, bir sıra bir sık iğne, iki zincir şeklinde. Renk sıralamamızı şu şekilde yapıyoruz. Antik mavi, gri geçiyoruz. Bir sıra açık mavi, tekrar gri, ekru, gri, antik mavi şeklinde tekrarlayarak devam ediyoruz. Antik mavimizi ilk önce iki sıra, daha sonra birer sıra şeklinde uyguluyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra tek sıra, 1, 2 sıra da 2 sıra uygulayarak bitiriyoruz. Arkayı ördük, bitirdik. Önlerimizde de aynı modeli, aynı renk geçişlerini uygulayarak ördük. 2 sıra antik mavi ile başladık. Sonra 1, 2, 3 defa daha antik maviyi uyguladık. Son bitimde ön kısımlarına da yine 2 sıra antik mavi uygulayacağız. Onu uygularken de etek kısmına da öreceğiz. Hem kenar oyamız olacak hem de ön kısmını da örmüş olacağız. Şimdi ilk önce kenarlarından ve omuzlarından yeleğimizi birleştiriyoruz. Ön ve arkayı birleştiriyorum. Omuz kısmını şuradan dikiyorum. Açık mavi kısımdan başlıyorum. 2 sıra antik maviyi dikiyorum. Zincir çekerek sabitliyorum. Alt yan kısmını 4 santim dikiyorum. Şuradan başlayarak. Bir zincir çekerek sabitliyorum. Önle arkayı birleştirdim. Diğer yanını da aynı şekilde birleştiriyorum. Yeleğimizi birleştirdik, omuzlardan ve yanlardan diktik. Şimdi kenar oyasını geçeceğiz. Kenar oyasını da yine aynı şekilde yapıyoruz. İlk trabzana yine tığımızı geçiriyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Zincirin içine 2 tane trabzan. Köşeye kadar aynı işlemi uygulayarak yapıyorum. Her zincire 2 tane ikili trabzan örerek köşeye kadar devam ediyorum. Ön tarafı ördüm. Köşeye geldim. Köşede 2 tane yaptım. 3, 4. Alt kısmına geçiyorum. 1, 2, 3,
4. 4 tane bu zincire, 4 tane de buradaki trabzana ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında etek kısmına, yeleğin alt kısmına aynı şekilde her trabzana ikişer tane ikili trabzan yaparak örüyorum. Ön kısmına geldiğimde köşeye yine aynı burada uyguladığım işlemi burada da uyguluyorum. 4 tane buraya, 4 tane buraya örerek başa kadar geliyorum. Antik mavi renkli ipliğimizle bir sıra ördük. Bir sıra da gri renkli ipliğimizle ördük. Bir sıra daha antik mavi renkli ipliğimizle örerek yeleğimizi bitiriyoruz. İlk trabzana tığımı batırıp 3 tane zincir çekiyorum. Her zincire yine aynı örneğimiz modelimizde her zincire ikişer tane ikili trabzan yaparak yeleğimizin alt kısmına köşeye kadar örüyorum. Ön tarafı ördüm, köşeye geldim. Köşede bir önceki sıra tam köşe kısımlarda 4'er tane ikili trabzan yapmıştım. Bu sıra bu ilklere gene normalde ikili trabzan yapıyorum, ikişer tane tam köşede olan 2 tane zincirimin içine 4'er tane ikili trabzan yapıyorum. Tam köşedekilere 4 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Diğerine de yine 4 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Diğer kısımları yine aynı şekilde örüyorum. Önün alt kısmına köşeye de aynı işlemi uyguluyorum. Sıramın başına kadar tekrar ederek aynı şekilde desenimi uygulayarak örüyorum. Yeleğimizin ön ve alt kısmına 2 sıra geçtik. Şimdi yaka kısmını örelim. Yaka kısmını da bu şekilde örüyoruz. Üst tarafı yine ön, arka ve diğer ön. Bu kısımları öreceğiz. Yeleğimizin ön tarafının yukarısından başlayarak üst tarafından ipimizi ilk başlangıca geçirip bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında her zincire 1, 2. Bir sonraki trabzana 1, 2. Her birine ikişer tane yaparak yakamızın etrafını tamamen örüyoruz. Yeleğimizin yaka kısmına bir sıra sık iğne ördük. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi buradan geriye doğru bir sıra ters sık iğne öreceğiz. Sıramızın başlangıcına kadar. Tığımı sık iğnenin içine batırıyorum. İpliğimden ilmek alarak çıkarıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir önceki sık iğneye tığımı batırıyorum. İplik alıp çıkarıp 2 ilmek ikisini birlikte örüyorum. Geriye doğru gidiyoruz. Aynı işlemi tekrar ederek örüyorum. Yeleğimizin yakasını bitirdik. Saçaklarını takacağız. Saçakların alt kısmını taktım. Yan iki ön kısımları kaldı. Bunları takacağım. Bir tane karton aldım. 13 santim uzunluğunda. İpimi kartona saracağım. Şöyle. Kartona sarıyorum. Saçakların uzunluğu. İsterseniz daha uzun veya daha kısa da yapabilirsiniz. Bu
şekilde kartonu ipimizi sarıyoruz. Sonrasında bir tarafından kesiyoruz. İki tane alıyorum. Oyamın bittiği yerden başlıyorum. İki kat yapıyorum ipimi. İki tane ip alıyorum. Tığımı geçirdim. Trabzanın tepesine. İpliği alarak saçağı çıkardım. Tekrar bu şekilde saçağımı yaptım. İki tane alıyorum. Ortadan katlıyorum. Her trabzanın tepesine birer bu şekilde saçak geçiriyorum. İki tane ip. Yeleğin bir ön, ikinci ön ve alt kısmının tamamına aynı şekilde saçaklarımı geçirerek bitiriyorum. Saçaklarımızı taktık. İnci ile ördüğümüz yeleğimizi bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.